Yağmurlu bir günde beni dinlemeye geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Dilerim ki iyi bir şeyler söylerim. Ben pek iyi bir konuşmacı değilim. Biraz da başlangıçta heyecanlıyım her zaman. Kubbe altında sanıyorum ki bu 4. buluşmamız. Bu fırsatı verdikleri için Kubbe Altı Vakfı'na çok teşekkür ediyorum her şeyden önce. Bugün biraz yaşadığım İstanbul'dan söz açmak istiyorum ben. 1900 sizi yaklaşık 50'lerin ortasına alıp götürmek istiyorum. 49 doğumluyum ben, 1949 doğumluyum. O açıdan hatırladığım İstanbul daha çok 1950'lerde başlıyor. Bugünkü İstanbul'da hemen hiçbir benzerliği artık kalmamış olan bir İstanbul. Doğduğum belde Kadıköy benim. O zaman insanların ısrarla Kadıköy'ü demeyi tercih ettikleri bir yer. Dikkat ederseniz ünlü bir yazarımızın kitabının da ismi, değerli bir yazarımızın Safiye Erol'un kitabının da ismi Kadıköy'ünün romanıdır. O Ü harfinin düşüşüyle birlikte sanıyorum ki İstanbul'daki büyük değişimde bir takım kısaltmalarla başladı ve kısaltılmış görgülere, kısaltılmış duyarlılıklara, kısaltılmış hayatlara doğru adım adım yol alındı. 1950'lerin İstanbul'unda nüfus son derece şehrin büyüklüğüyle paralel bir nüfustu. Bugünkü gibi muazzam, yoğun bir kalabalık yoktu. Ve bugünkü gibi çok ciddi trafik sorunları yoktu. Ama onların ötesinde çok daha önemli bir şey vardı. İstanbul kendi tarihi dokusunu koruyordu. Mimarinin de öylesine büyük bir değişime uğrayacağı herhalde pek kimsenin aklına gelmemiş olmalı ki o mimarinin kıymetini bir miras gibi savurganlığıyla biz harcayabildik. 50'lerden hatırladıklarımın en başında unutamadığım bir anı, bizim evde bir taş tepsi vardı İstanbul'a mahsus olan ve tepsinin ortasında da bir kız kulesi motifi vardı. Biraz eskimiş, yıpranmış bir tepsiydi bu. Ama ben o kız kulesini çok severdim. Yani o kız kulesine dökülmüş hali benim çok ilgimi çekerdi. Gözümüzün önünde annem onu ilk çıkan plastik bidonlarla değiştirdi. Ben çok üzülmüştüm ama benim üzüntümü pek ciddiye almamışlardı. Aradan çok uzun yıllar geçti. 1989 yılında Argos Yeryüzü Kültürü adlı bir dergi, çıkmış olan bir dergi. Genel yayın yönetmenliğini yaptım. Yani ben çıkarsaydım ismi Argos olmazdı, onu da eklemek istiyorum. Ve bu dergide bir koleksiyoncu hanım İstanbul tepsilerinden koleksiyonunun fotoğraflarını çektirmiş. Çok güzel bir fotoğraf dizisi. Derginin orta sayfalarında kuşe kağıda ve renkli olarak basılan bir bölümü vardı. Orada biz bu koleksiyonu yayımlar mıyız diye getirdi. Çok sevilerek yayımlarız dedim ben de. Ve sonra bu tepsi, ne de bir fotoğrafı var. Yani kadın dedi ki çok nadide bir parçadır bu. O döneminde ya 5 ya 10 tane yapılmış, yapılmamıştır. Bırakın kıymetini, manevi kıymetini, sanatsal kıymetini. Ayrıca paha açısından da en pahalı olan İstanbul tepsilerinden biridir dediğini biz 2 bidona ve bir lastik kaba değiştirmişiz. Ama yalnızca bizim ailemize mahsus bir şey değildi bu ne yazık ki. O dönem gerçekten İstanbul'a özgü veya Türk kültürüne, Osmanlı Türk kültürünün ve Cumhuriyet'in ilk yıllarının kültürüne ait pek çok böylesine değerli eşya, değerli malzeme korkunç bir şekilde harcanmıştır. Yani bu da tabii İstanbul'u yavaş yavaş büyük değişimine doğru alıp götüren unsurlardan, olaylardan biri. Ve yine o yıllarda Kadıköy'ü, İstanbul'un birçok semti
tamamıyla bahçe dokusuna sahipti. Benim hatırladığım, bugün adlarını anarken içime titrediği pek çok İstanbul'a özgü çiçek vardı. Mesela bunlardan birisi vapur dumanı, birisi çarkı felek. Bugünkü kuşakların belki de artık hiç bilmedikleri en son çarkı felek çiçeğini 3-5 sene önce Büyükada'da görmüş ve eski bir dosta rastlamışçasına sevinmiştim. Ama o yıllarda çarkı felek, vapur dumanı, rozili vesaire vesaire, bunların hiçbirisinin gündelik hayatın dışında bir anlamı yoktu. Hemen her evin bahçesinde rastlanabilecek olan şeylerdi. Yavaşça onları da yitirmeye başladık. Ama bunlar hep dediğim gibi benim belleğimde birer ikişer yitirdiğimizi fark etmediğim şeylerdi. 1960'lara gelindiği vakit o siyasi hayatın da getirdiği çalkantılarla İstanbul yaşamasında çok ciddi bir değişme oldu. İnsanlar bahçe içindeki evleri, yine bahçe içindeki apartmanları, çünkü Kadıköy'ü evet apartmanlaşmaya başlamıştı ama hem bütün apartmanları bugün de bazıları ayakta duruyor. O önlerinde mutlaka bir ön bahçe, çiçekli bir ön bahçe. Arkada da meyve ağaçlarının, kirazın, eriğin, dutun hakimiyetini henüz koruduğu bir arka meyve bahçeleri vardı. Onlar da birer ikişer kayboldu ve insanlar bir kat mülkiyeti düşkünlüğüyle kendi bahçeli evlerini veya apartman katlarını bırakarak daha çok şehrin yeni semtlerine, işte o yılların gözde semtleri sayılabilecek yerlere doğru bir akım başladı. 1960'larda da sonradan bunları düşünerek saptadım. Aklımda kalan o kat mülkiyeti tutkusu ve birdenbire insanların kendi evlerini bırakıp, bu evlerin birçoğu kira eviydi, kiradan ayrılmak ve birer apartman katına sahip olmak derdine düşmeleriyle bir iç göç, İstanbul'a mahsus bir iç göçün hafızası. Biz de o iç göç sırasında, gerçi biz yine bir kira evine çıktık ama Kadıköy'ünde Cihangir'e taşındık. Cihangir muhakkak eski bir semt ama Kadıköy'ünün atmosferiyle hiçbir benzerliği olmayan asık yüzlü, hele o zamanki yıllarda, 60'lı yıllarda, şimdi biraz restorasyon yapılmış falan ama o yıllarda yüzleri karanlık, apartmanlar, daracık sokaklar, işte bir çocuk parkı vardı Cihangir'de. Beni en çok güzel şeylerden bir tanesi o bahçe dokusundan uzaklaşmamız olmuştu. O dönemde, o yıllarda yavaş yavaş yazı yazma arzusu da başlamıştı bende. İlk kitaplardan sonra 60'lı yılların sonunda ve 70'li yılların başında, daha sonra Dostlukların Son Günü adını alan bir hikaye kitabının hikayelerini yazmaya başladım. Ve bu hikayelerde sürekli olarak Kadıköy'ünü anlatan, ağırlık itibariyle, semt itibariyle Kadıköy'ü anlatan hikayelerdi bunlar. Aziz dostum, Allah rahmet eylesin, Halit Refik, Dostlukların Son Günü çıktığı vakit bana söylememiş. Demiş ki içinden, yani bu işte su altı, bardak altı tabağı, örtü, çiçekler falan, herkesin bildiği şeyleri, hani niye Selim bunları yazıyor demiş. Bana hiçbir şey söylememişti. İlle sağlık falan demişti. Yıllar sonra şöyle bir şey söyledi. İyi ki onları yazmışım. Çünkü artık hiçbirisinden geriye bir iz kalmadı dedi. O vakte kadar bunların hiçbirisini düşünmemiştim. Çünkü bunları bildiğim şeyler diye yazmıştım. Başka bir alanım olmaması sebebiyle yazmıştım. Bilmeyerek dedi, İstanbul'un bir dökümünü, 50'li yıllar İstanbul'un bir dökümünü çıkartmış olmuşum. Yani farkında olmadan. İstanbul'la ilgili galiba ilk yazı, İstanbul üzerine durma arzusu o dönemde başladı. Yani artık 80'li yıllardı. Gene benim dışımda gelişmiş bir olaydı İstanbul'u yazmak. Rahmetli Çetin Emeç, Hürriyet Gazetesi genel yayın yönetmeniydi o yıllarda. O da doğma büyüme İstanbul'u. Bir iki hikaye okumuş işte o kitaptan. Dedi, Hürriyet Gazetesi'nin pazar ekine İstanbul yazıları yazar mısınız? Yani evet, öyle başladı. Hiç benim dışımda olan bir şeyle başladı.
1980'lerden işte